Benim şöyle iki tane sorum var. Birincisi Kanal İstanbul. Bu kadar sorun olduğuna dair ve biz de dava olarak bunu kurula ısrarla yapmaya çalışacağımızdan dolayı bunun Türkiye'ye katkısı ve insanlara, halklara katkısı nasıl olacak veya içerik geniş kapsamlı olarak bizi aydınlatmanızı istiyoruz. İkincisi en son kaynaklarda Çin'de gördüğümde insansız otobüsler yapılıyor yani. Kalabalık şeylerde şu an ya gündeme geçmiş durumda ve trafiğe daha faydalı bir durumda olması için ve bunun gibi en kısa çalışma planlarınız var mı? Bunları çok merak ediyorum. Cevaplarsınız. Teşekkür ediyorum. Önce ikinci sorundan başlayayım. Otonom araçlar bizim gündemimizde olan araçlar. Hatta bizim iki hafta önce İstanbul'da Uluslararası Ulaşım Şurası vardı. Orada da bir prototip otobüsümüz vardı. Tamamen sürücüsüzdü. Ve de testleri başarıyla tamamlanmıştı. Biz de binerek gelen misafirlerimizi de o sürücüsüz araçta gezdirdik. İnşallah şehir içinde de kısa zamanda bu otonom araçlar kullanılmaya başlayacak. Hatta biz test amaçlı olarak İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda da böyle bir test güzergahı kurup artık karışık trafikte de bu sürücüsüz araçları çalıştırmak için önemli bir çalışmamız var. İnşallah kısa zamanda da onu devreye alacağız. Tabii Kanal İstanbul tüm dünyanın gündeminde, ülkemizde de 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük vizyonuyla ortaya çıkarılmış bir projedir. Kanal İstanbul'da önemli meşaleler geçildi, önemli meraller geçildi. İnşallah şimdi uygulama aşamasındayız. Kısmen de başladık Kanal İstanbul'a. Tabii bu kadar büyük ve ölçekli bir proje, bu kadar büyük maliyetli proje niye yapılır? Tabii böyle büyük projeleri güçlü, büyük devletler bunları düşünür. Çünkü siz bir devletsiniz. Siz bundan sonraki önümüzdeki 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı, 50 yılı planlamak zorundasınız. Çünkü gelişen hareketlere, gelişen dinamiklere hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir örnek vereyim size. 1970'li yıllardaydı İstanbul'da 1. Boğaz Köprüsü yapılması. O zamanlar da niye bu köprü yapıyorsunuz? Bu köprü yaptığınızda İstanbul Boğazı'nı kurtaracaksınız diyorlardı. Şu an İstanbul Boğazı'ndan yani 1. köprüden şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden tam 200 bin araç geçiyor. O da yetmedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı. Oradan da 250 bin araç geçiyor. Düşünün o zaman 1970'lerde bu konuşanları burayı niye yapıyorsunuz israftır diyenleri, Boğazı kurtaracağınız diyenleri. O da yetmedi onun üstüne. Çünkü artık ülkeler gelişiyor, şehirler gelişiyor, hareketlilik artıyor. Tabii bu ticaretin, bu turizmin, bunu artışları mutlaka siz öngörmelisiniz ve ona göre projeler yapıp bu ihtiyacı cevap vermek zorundasınız. O yüzden Avrasya Tüneli yapıldı. 54 bin araç da oradan geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu yapıldı. Bu şehir içindeki bu sıkışıklığı, transit trafiği bir yere almak zorundasınız. Yoksa şehirler kilitlenir, yaşanmaz hale gelir. Bizim amacımız da insanları en kısa yoldan, en güvenli şekilde ulaştırmaktır. Siz kilitlenmiş bir trafikte, kilitlenmiş bir şehirde hayatı nasıl idame ettireceksiniz? Bunlara hazırlanmanız gerekir. Kanal İstanbul da aynı o şekilde. İstanbul Boğazı'ndan bundan 80 yıl önce 3 bin tane gemi geçiyordu. Şu an 43 bin gemi geçiyor. Gemi hacimleri o kadar büyüdü ki 3 gemi neredeyse bir gemiye sığdı. Yani gemi sayıları bir müddet durmasına rağmen taşınan yük miktarı çok çok kat be kat arttı. Bu artarak devam edecek. Çünkü şu anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. Bunun 2030 yılında 35 milyar tona çıkması simülasyonlarda gözüküyor. Siz bu hareketleri mutlaka planlamanız lazım. Bu hareketleri bir şekilde bu ihtiyacı karşılamanız gerekiyor. Şu anda bile İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçecek gemi sayısı yılda 25 bindir. Süveyş kanalından bile ancak o kadar gemi geçiyor. Biz 43 bin gemiye şu anda geçiyoruz. Yarın bu gemi sayıları 50 bine, 70 bine çıktığı zaman artık İstanbul zaten büyük bir risk altında. Artık Boğaz yaşanmaz ve bir hale gelecek. Şu anda bile İstanbul Marmara Denizi'nde bekleyen onlarca gemi var. Sırf Boğaz'dan geçmek için. Şu anda gemi bekleme saatleri Boğaz'dan geçmek için 14 saatli 28 saat arasında değişiyor. Bu geminin taşıdığı yük miktarına, büyüklüğüne göre, o günkü hava durumuna göre, deniz akıntısına göre bazı kapattığımız günler oluyor. Çünkü bu önümüzdeki yıllarda haftalar sürecek.
Belki bekleme süreleri haftalar sürebilir. O yüzden buradaki hem dünyadaki bu ticaret hacimlerindeki gelişmeler, bu küresel lojistik hareketleri bir yön vermek için İstanbul Boğazı'na alternatif bir su yolunun yapılması olmazsa olmazdır. Bugün bile ihtiyaç, ama bu 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ihtiyacın çok çok daha üzerisinde olmazsa olmaz olacak. Çünkü bu kadar gemiyi Boğaz'dan geçirmesi mümkün değil. Bu trafiği buradan sağlamamız mümkün değil. Bu gemiler Marmara Denizi'nde bekledikleri zaman onların bekleme süreleri, oradaki beklemenin verdiği kirlilikler, çevresel kirlilikler, bu müsilaj konuştuk geçen yıl, sürekli müsilajdan bahsettik. Müsilajın nedeni neydi? Denizdeki kirlilik, denizdeki suyun ısınması ve denizdeki o suyu da hareketsizlik. Bunların nedeni tamamen önemli bir etki yapan oradaki gemilerdir. Bunlar artarak devam edecek. Tabi bu dünyadaki ticari gelişimler, ticari hareketlilikler, Afrika'daki üretimin artması, nüfusun artması, yine Kuzey-Güney koridorlarındaki bu önemli gelişmeler, bu ticaret hacimlerinin, ticaret hareketlerinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini bizlere gösteriyor. Yine Doğu-Batı aksında da biliyorsunuz Marmara'nın yapılması, Bakü-Tiflis-Kars hattının yapılmasıyla Çin'den Pekin'e kadar, yani Uzak Asya'dan Uzak Avrupa'ya kadar çok önemli bir ticari hareketliğe Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bir yön veriyor Doğu-Batı aksında. Marmara, bu da İstanbul Boğazı'ndan geçecek. Ayrıca İstanbul Boğazı sırf bir su yolunun yanında İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük küresel transit merkezi haline geldi. Yine Kuzey Marmara Otoyolu dünyanın en büyük kapasiteli otoyollarından bir tanesi. Üzerine Marmara eklendi. Tabi orası bir lojistik üs olacak. Tabi Marmara Denizi'ne yapılacak büyük lojistik limanlarıyla birlikte inşallah bir cazibe merkezi olacak. Şu soru da gelebilir. Bu kadar önemli proje o zaman niye bekledi? Tabi burası dünya ölçeğinde çok büyük projelerden bir tanesi. En büyüklerinden birisi hatta Kanal İstanbul. Tabi burada bizim en büyük çabamız bu projeyi kendi gelirleriyle yapımını karşılamak. Yani genel bütçeye yük getirmeden bu projeyi karşılamak. Bir taraftan projenin ulaşım yollarına başladık. Bir taraftan da finans çalışmaları devam ediliyor. İnşallah en kısa zamanda ihalesini de yapacağız ama biz bir taraftan hem köprülerin yapımına başladık hem de orada tren yolunu da halkalı Kapıkule tren yolunun da Kanal İstanbul'a göre projelendirdik. Tünel şeklinde geçiyoruz. Onun da çalışmalarına bir taraftan başladık. Yine Kuzey Demiryolu hattında da yine çalışmalarımız var. Onun da ulaşım yollarını bir taraftan başladık. Tabii bu büyük ölçekli bir proje. Kısa zamanda bitmesi de tabii mümkün değil. Ama bizim görüşümüz bu projeyi başlayıp 6 yılda da bu projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Bu bittiği zaman Boğaz'daki gemi trafiği önemli bir şekilde azalacaktır. Ve İstanbul Boğazı İstanbullulara kalacaktır.